Pereira devam edecek mi etmeyecek mi tartışmaları daha 12 hafta bitti konuşmaya başladık. 1-2 dün statta neler yaşandığı, e, Tribünlerin e, takıma ve yönetime protestoları vardı. Özellikle protokol çıkışı. E, ve Kayseri attığı golden sonra da Fenerbahçe taraftarı rakibi alkışladı. Özellikle Tiam oyundan çıkarken çok alkışladılar. Yani neler oluyor Fenerbahçe'de hem tribünde hem sağ içinde hem dışında yönetim toplantı halinde tahmin ediyorum. Ne olacak? Bu gidiş nereye varıyor deyip sözü sana bırakalım. Haldun e, abi, Zeki abi de soru sormazlar diye tahmin ediyorum. Ben bir çırpıda onların sorularını sana sorayım. Sen de aradan çık. <laughs> Aykut abi teşekkürler. Zeki abi, Haldun abi'ye çok selamlar. selamlar. Abi Fenerbahçe tam bir Cadı kazanına dönmüş durumda. Her kafadan bir ses çıkıyor. Başarısızlık, yılların getirdiği birikim derken. Dün akşam e, Fenerbahçeliler açısından çok üzücü bir gece daha geride kaldı. Yani burada e, taraftarlara ben tepki gösterince onlar bana kızıyor. Biz mi suçluyuz diye ama tabii ki Fenerbahçe taraftarı mevcut tabloda e, ana suçlu değil ama... Şimdi bazı gerçekleri de konuşmak gerekiyor ki Kadıköy atmosferi son yıllarda takımını iten o geçmişte yani Fenerbahçe stadı ruhu olan bir staddır. Hiçbir zaman yıkılmadı. Yıkım sürecinde bile taraftar içindeydi. Parça parça yapıldı hatırlarsınız. Ve benim inandığım bu tabii ki herkes farklı düşünebilir ama sağ içine en iyi etkilebilen tribünlerdi. Dün bir özet anlatayım. İrfan diye bağırıldı. İrfan penaltıyı kaçırıldı. Kayseri tepki amaçlı Kayseri spor atak yaparken 3-3 diye bağırıldı. O bile ters tepti maç 2-2 bitti. Yani Fenerbahçe'de taraftarla da büyük bir kopuş söz konusu. Tepkilerin odağında yönetim var. Bunu söylememiz gerekiyor. Yani Pereira'ya bireysel tepki çok fazlaydı dün akşam tribünlerden. Etrafımızdan bağıranlar, çağıranlar hani e, birçok tepki vardı ama Pereira'ya mesela sadece Mesut Özil değişikliğinde toplu bir yuhalama tepkisi verildi. Onu ifade edelim. Onun dışında Pereira'ya yönelik toplu bir tepki olmadı. Bireysel tepkilerde kaldı. Ama yönetimle yine ki... Dün Sayın Başkan Ali Koç'un da ilk kez şahsına yönelik e, istifa çağrısı. Aslında bulundu bazı taraftarlar stat dışında bunu stat içinde ve stat dışında bunu söylememiz gerekiyor. Zeki bahsetti. evet bir grup Migros tribünündeki grup e, eski başkan Sayın Aziz Yıldırım lehine bağırdı. Onu o, o bağıranlara yuhlayanlar oldu. Bir futbolcu alkışlıyor diğerleri yuhalıyor. Tam bir karmaşa dönmüş durumdaydı. Protestolar stat dışında da devam etti. E, stat dışındaki tepkilerin tamamen odağında yönetim ve e, Sayın Başkan Ali Koç vardı. Bu şekilde bir atmosfer söz konusu. Şimdi herkesin merak ettiği tabii Pereira'yla yola devam edilecek mi edilmeyecek mi? Bu çok tartışılıyor. Hatta dün bazı iddialar atıldı ortaya. Gönderildi, yollar ayrıldı diye. Ya ile şu milli arada gönderilmesi gibi gündem olmadığını söyleyelim ama bu demek değil ki Pereira işte Fenerbahçe'deki yerinde bir sıkıntı yok vesaire. Ya bu derbi öncesi bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü derbi öncesinde bu tarz değişikliklerin farklı sonuçlar getirmesi e, ihtimali var. Aslında ben şahsi fikrimi de söyleyeyim burada. Yani ne karar alsanız şu anda bir kumar. Çünkü e, öyle bir duruma geldi ki Fenerbahçe... Galatasaray deplasmanı e, tam bir bıçak sırtı maç oldu yani. Sezonun Zeki abi e, az önce şey dedi. Bence sezon bitti dedi. Ben yine de Galatasaray derbisinin son şans olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun futboldu tabii ki Galatasaray favori vesaire. Biraz camiada da bu yönde yani yönetimde de yönetim aklında da bu yönde bir e, düşünce olduğunu inanıyorum. Çünkü Pereira'nın gö Pereira'nın gönderilmesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Peki Fenerbahçe neden böyle? Yani dün özellikle tabii e, yine yüksek mücadele. Ben Fenerbahçeli futbolculara bilmiyorum siz katılır mısınız ama ben maçı yerinde izledim. Hani mücadele etmediler, ruhsuz oynadılar vesaire böyle bir şey diyebileceğimizi düşünmüyorum. Zaten bazı tecrübeli yöneticiler devreye girmiş durumda bir süredir. Ömer Temelli gibi bazı isimler Samandıra'ya gidiyor, futbolcularla ilgileniyor. Bunların hepsi yapılıyor. Dün de bir reaksiyon vardı ama dün bence tamamen teknik direktör hatasından kaynaklı bir sonuç alındı. Ya zaten Pereira'nın eksi taraflarını biliyorduk ve bu da ciddi bir eksi tarafı futbolcularla çok fazla didişiyor. Çok fazla e, ya futbolcu duygularını çok fazla hesaba katmıyor. Yani şunu biliyorum. Konya spor maçında evet Mesut Özil oynamadı vesaire. Mesela bu takıma negatif yansıdı. Ya şimdi dünkü maçta Antrep maçının yıldızı Sosa'ydı. Ya takımını bir sanatçı gibi yönetti adeta. Tamam Antrev çok güçlü bir ekip değil vesaire ama dün Sosa süre almadı. Geldiğinden beri en çok kullandığı oyuncu Rossi süre almadı. Futbolcular bu değişimleri futbolcular ya yani çok duygusal biliyorsunuz hani e, çok duygusal tepkiler veren doğal olarak farklı bir dünyaları olan çevrelerindeki herkes onları övüyor. O dünyada yaşayan insanlar ve futbolcular bu gelgitlere çok fazla uyum sağlayamıyor. Teknik direktör mesela çıkan bir oyuncunun bir önceki hafta Pelkas'ın yanına gitti Sayın Vitor Pereira. Ya adamın nabzı 120 zaten oyundan çıkmış ilk yarı bitmeden. Hani seninle orada bir şey anlatmaya çalışıyor. Ya bir ters ki gene görüntü iyi değildi ama bir ters tepki verse iş nerelere gidecek. Hatırlayın eski döneminde sağın, maç bitiminde sağın ortasına gidip Joseph'in yanına gidip e, hiddetle bir şey anlatıyordu. Belki anlattığında haklıdır ama ben Pereira'nın futbolcularla iletişim konusunda çok çok iyi noktada olduğunu düşünmüyorum ki sezon başındaki o olumlu atmosfer takımdaki oyuncu sayısının artmasıyla bu noktaya geldi. Bence takım içerisindeki... E Kötü oynuyor desek Fenerbahçe hani hiç böyle şey oynuyor desek hani bir şeyler var ama bir şey üretilemiyor sonuçta. Bunun sebebi de işte bence bu kimyanın bozulmasıyla alakalı. Derbi öncesi bu durum toparlanmaya çalışılacak ve Galatasaray derbisinden iyi bir sonuç çıkarılmaya gayret edilecek. Ee, ama Pereira tabii evet. ki aksi bir sonuçta ben Pereira'nın Galatasaray derbisinden sonra evet. devam edebileceğini düşünmüyorum. Bu akşam çok kısa cevapla bu akşam olumlu olumsuz bir şey olur mu? Sanmıyorum. Peki. Ağzına sağlık çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Şimdi Haldun abi aslında tabii muhabir arkadaşımız hani dün yaşadıklarıyla bugünkü fotoğrafı birleştirip yorum yapma durumunda kaldı. Daha doğrusu haber dahi hani Ahmet hep haber tandansı gider ama doğal evet. olarak haklı o da. E, mecbur kaldı bu yorumu yapmaya. Şimdi dün senin skorboard'a söylediğin bir cümle var bak ben onu bugün soru haline getirdim. Dedin ki ya futbolcular çok iyi niyetli. Evet. On Ahmet de söyledi zaten. İyi futbolcular niyetli. iyi niyetle mücadele ediyorlar. E burada bir art niyetli kim o zaman? Ya art, ni art niyetli var art niyet mı ya da... Art niyet demeyelim. Tabii ki ben şöyle söyleyeyim. Vitor Pereira da... Ya şu takımı da geleyim bir bitireyim. Hiçbir şey de yapamasınlar. Öyle demez. Kendi kariyeri de çok önemli. Ama inatçı. Yani olmayacak bir şeyi yapmak için çaba sarf ediyor. İnat ediyor. Yani senin elindeki kadro şu anda gerçekten söylüyorum Türkiye liginin en iyi kadrolarının başında yer alıyor. Hadi iddia yani bir, birincisi dersen belki iddialı olur diye söylüyorum. Başında yer alıyor. Ve bu kadro klasik dörtlü savunmalı. 4-1-4-1, 4-4-2, 4-3-3 gibi oyunların hepsini oynayabilecek kaliteye sahip. Senin elinde bulunan, bak şöyle söylüyorum. Geçen sezona bakalım. Geçen sezon, çok uzağa gitmeyelim. Ya geçen sezon Fenerbahçe 10. mu oldu da ben bilmiyorum. 10. mu oldu geçen sezon Fenerbahçe? Ya Sivas Spor'u yense şampiyonluk maçına gidiyordu Kayseri'ye.